tepeden tırnağa her şeye zamdan söz ediyoruz. Başında da akaryakıt zamları geliyor. Akaryakıt zamları sadece aracı olan normal sürücüleri değil, şoförleri, esnafı, belediyeleri de etkiliyor. Özellikle toplu taşıma konusunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de zam yapacaktı. UKOME toplantısındansa bu zam önerisine ret kararı çıktı. Peki İETT hangi şartlarda bu işi sürdürüyor? Konuşacağız az sonra. Çünkü toplu taşımaya yapılması istenen, beklenen zam %50 idi. Ve bununla birlikte servis ücretlerinde de %40 zam önerisi vardı. Ama bakanlık temsilcilerinden bu teklife ret geldi sevgili seyirciler. Tabii şimdi bu konuda tartışılıyor. Bir yandan İBB zararına toplu taşıma sürecini işletmeye çalıştığını söylüyor. Esnaf da benzer şekilde aslında. Onlar da bu konuda onlar da bu konuda mağdur haldeler. Haliyle gündeme gelince bu konunun baktığımızda örneğin İBB'den gelen açıklamaya baktığımızda İBB sözcüsü Murat Ongun diyor ki UKOME'nin İBB'ye bir kasta olduğunu söylüyor aslında Murat Ongun'da. Bu yönde de eleştiriler var elbette. Konuşacağız bu konuyu. Yani bu şekilde nasıl sürdürülebilir? İETT'nin batma noktasına gelme ihtimali var mı? Çünkü Murat Ongun'un tepkisi de tek amaç İBB ve İETT'yi batırmak demişti. Şimdi konuğumuz hazır. İBB'nin CHP'li meclis üyesi Mesut Kösedağ yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ebru Hanım. Sayın Kösedağ, şimdi UKOME toplantısında bir karar, ret kararı, böyle bir zam teklifi vardı. Haliyle akaryakıt zamlarıyla birlikte bu konuda bir mağduriyet yaşanıyor. Nedir işin aslı astarı? Murat Ongun diyor ki tek amaç İBB'yi ve İETT'yi batırmak. Nasıl bir izlenim yarattı sizde toplantı? Ebru Hanım, en son 2021'in Aralık ayında biliyorsunuz toplu ulaşım ve paydaşlarına bir zam yapıldı. %36'lık bir zam yapıldı. O gün mazotun litresi 11,5 lira civarındaydı. Sadece 3 ay sonra, yani bugün mazotun litresi bildiğimiz kadarıyla, şu anda değişmediyse çünkü her dakika artıyor, 22 lira civarında. Yani maliyetler o kadar arttı ki aslında bu zam değil. Aslında bu sistemin devam etmesi için gerekli olan rakam. Şu anda biz Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında toplu ulaşımı tutmanız etmek adına yaklaşık 6,5 milyarlık bir bütçe ayırdık. Bu aslında çok büyük bir rakam baktığınız zaman. İBB'nin bütçesinin yaklaşık %15 civarında. Ama onu bile, yani bu zamlarla bu şekilde bir yolculuk gelirleriyle kalırsak bunun yıl sonuna kadar 10 milyara çıkmasını bekliyoruz. Bu bütçemizin 1/4 yapar. Çok büyük bir rakam. Yani biz bir şeyler yapmayı bırakacağız. Sadece ulaşımda tekerleğin dönmesi için paydaşlara sponsorluk bulacağız, onlara destek vereceğiz. Şu anda bize Ebru Hanım, bir yolcunun maliyeti ortalama 12 lira. Bir yolcunun maliyeti. Bir yolcudan kazandığımız para ise indirimler ve aktarmalar dahil ortalama 3,29 kuruş civarında. Niçin bunları anlattım? Biz de tabii ki zam yapmak istemeyiz. Öyle bir derdimiz olamaz ama o kadar fazla şey değişti ki dünyamızda son 3 ayda. İğneden ipliğe, sadece mazotla değil, elektriğe, mazota, yedek parçaya, soğana, patatese, bibere, her şeye zam geldi. Şu anda bizim elde ettiğimiz bilet gelirleri, araçların, bakın bırakın personeli, bakımı, tamiratı, araçların mazotuna yetmiyor. Mazotuna. O yüzden biz UKOME'ye bu kararı getirdik. Ama Sayın Murat Ongun'un açıkladığı gibi, orada iktidarın atadığı bakanlık bürokratlarının tek derdi İBB'yi çalıştırmamak, engellemek. Siyasi bir kasıtma var diyorsunuz. Dün ben de UKOME dedim. Normalde çok fazla bir siyasi UKOME'de bulunuruz ama konuşmayız. Ama oradaki bürokrat arkadaşların konuşması birbirini vatandaş olarak üzdü. Şöyle bir cümle duydum orada ben. İzlerseniz duymuşsunuzdur. Biz bu zammı esnafımız mağdur olmasın. Bu zammı İETT'den çıkartalım. Yani İETT'yi ayıralım. Yani İstanbul Kartı ayıralım. Diğer paydaşlara zam verelim. Yani şunu demek istiyor. Evet, taksinin mazot arttı. Dolmuşun mazot arttı. Servisin giderleri arttı. Ama İETT'ye bağlı şehir hatlarının, metronun, metrobüsün, İETT'nin gelir artmadı. Ya dün söyledim, bugün de söyleyeceğim. Şimdi İETT su mu yakıyor? O da mazot yakıyor. Taksi de mazot yakıyor. Dedik ki yani böyle bir şey olamaz. Yani bizim derdimiz zam yapmak değil. Zam artı bir değerdir. Biz sadece mevcut sistemin yürümesi için bu teklifi getirdik. Ama dün sağ olsunlar, dediğim gibi bakanlık temsilcileri
aklımızda alay eder gibi, buna da çok üzüldüm. Zam teklifimizi reddettiler. Şu anda ciddi bir gelir kriziyle karşı karşıyayız. Tabii ki biz bunu atlatırız, çözeriz. Bu ayrı bir şey ama tutumu da bilmenizi istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de İBB'nin dahil olduğu birimler dışında her şeye zam geldi. Bakın biz İSKİ'ye zam alamıyoruz, faturalara zam alamıyoruz, otobüs biletlerine zam alamıyoruz. İBB'nin ukdesindeki her şey bir şekilde engelleniyor. En net örneği dünkü Ukome'dir. En net örneği Ebru Hanım. Cümle çok net ya. Esnaf mağdur olmasın, İBB mağdur olsun. Böyle bir, yani bürokrat bir arkadaşın bu cümleyi kullanması ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar kamu menfaatini düşünen bir anlayış. Bir kamu görevlisinin her şeyden önce kamuyu zarar ettirmeme görevi vardır. Şu anda İBB ulaşımda ciddi şekilde artan maliyetlerden dolayı zarardadır. Tabii ki biz bunu vatandaşa yıkmak istemiyoruz ama bu kadar duyarlı bürokrat arkadaşlar benzine sabah akşam zam gelirken niçin hiç ağızlarını açmadılar, niçin hiç konuşmadılar? Biz bunu da merak ediyoruz. Evet, peki şimdi burada zam yapılmasını kabul etmediler UKOME'de bakanlık temsilcileri. Peki belediyelerle merkezi yönetim arasında herhangi bir anlaşmayla bunu sübvanse etmenin imkanı var mı? Yani diyelim ki verilen elektriğin daha ucuza verilmesi ya da işte akaryakıtın daha ucuza verilmesi gibi İBB'ye. Biz bakanlıkla ve hükümetle yazışıyoruz. Dedik ki, söylediğiniz gibi akaryakıttan, mazottan, hatta bunu esnafımız da istedi. Ankara'da bakanlığa da konuştuklarını ben duydum, biliyorum. Akaryakıttan, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttan ÖTV ve KDV alınmasın. Nasıl yatlardan anlıyorlar? Bunlar da, bundan da almasınlar dedik. Ama iktidarın böyle bir çözümcül politikası yok. Bırakın bu zamanı, pandemi geçti. Hepimizin üzerinden bir pandemi geçti 2,5 yıl boyunca. Bana şunu iddia edebilirler mi herhangi birisi? Merkezi iktidardan belediyelere şu kadar yardım gitti diye. Sağ olsun iktidardan, yani merkezi hükümetten biz bir kuruş para belediye olarak almadık, yollanmadı, düşünülmedik. Çok net söylüyorum. Hiçbir şekilde bu konuda belediyelere Ebru Hanım destek yok. Hatta tam tersine, nasıl olur da bu arkadaşları yavaşlatırız diye, nasıl olur da bu kamu kurumlarını, belediyeleri yavaşlatırız diye, işlerini engelleriz diye sabırlı, gayretli bir çalışma içerisindeler. Bunu da sizin gördüğünüz gibi, benim gördüğüm gibi bütün toplumumuzun da gördüğünü düşünüyorum. Evet, peki şimdi öğrenci, indirimli öğrenci kartı içinde bir kademeli düzenleme talep edilmişti. Onun ayrıntıları neydi? O da reddedildi. Şöyle bir şey Ebru Hanım. Şu anda sondan başlayayım. Mesela 55 yaşında ya da 58 yaşında ya da 75 yaşında birisi dese ki ben tekrar üniversite okuyacağım. Gitse, örgün bir şekilde üniversite hayatına başlasa biz o kişiyi öğrenci olarak kabul ediyoruz ve bizden 200 binimlik 78 TL'lik öğrenci akbini alabiliyor. Öğrenci sağlık kartını alabiliyor. Bu bir şey, bu bir kere elimizde kalsın. Yani bir kısıtlama konuda yok ama 25 yaşına kadar açık öğretim, açık lise, örgün öğretim yine birinci faz dediğimiz, birinci kademe dediğimiz öğrenci akbini alabiliyor. 25-30 yaş arasında açık öğretim ve uzaktan eğitimle, uzaktan öğretimle bir eğitim alıyorsanız sizi biz ikinci kademeden, yani öğretmenlerimizin şu anda kullandığı kademeye geçiriyoruz. O da yaklaşık 280'lere civar bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 30 yaşının üstünde yine uzaktan eğitim ya da açık öğretim okuyorsanız burada da mevcut tam akbinin %10 indirimi olan 390 TL civarında bir kademe getiriyoruz. Yani bizim okuyan örgün öğrenci arkadaşlarımız da yine akbillerini, İstanbul kartlarını istedikleri gibi kullanabiliyorlar 200 birimlik. Ama bu biraz şuna dönüştü maalesef. Bu özellikle ulaşım zamlarından sonra, hayat pahalılığından sonra biraz amacı dışında kullanıldığını gördük. Hem bunun önüne geçmek için hem de biraz daha yolculukta eşitlik sağlamak adına böyle bir öneri sunmuştuk. Önce kabul edeceklerini tahmin ettik ama son dakika bundan da vazgeçtiler. Şunu da istedikleri ki, yani çalışan insanları, SGK'lı insanları bu kapsama alalım. Ama SGK'ya yazı yazdık. Bizimle insanların ne derler, SGK kayıtlarını paylaşmadılar. Biz de o yüzden SGK verilerini baz alamadık. Yaş kriterini getirdik. Şu anda alt komisyonda, belki öbür ay tekrar gelebilir, bilemiyorum. Ama o da öyle. Yani tekrar edecek olursak 25 yaşına kadar her türlü öğrenci, açık, uzaktan, örgüt fark etmiyor, öğrenci akbini kullanabiliyor. 25-30 yaş arası ikinci kademe, 30 yaş arası üçüncü kademe. Yani 78, 280 ve
390 lira şeklinde. Ama dediğim gibi yine yani yaşınız kaç olursa olsun örgün bir şekilde üniversite okuyorsanız biz sizi her zaman öğrenci olarak kabul ediyoruz. Peki teşekkür ederiz efendim katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.